Teknobaten herkese merhabalar. Bugün Asus Türkiye'den Recep Bey ile birlikteyiz. Evet Recep Bey. Merhabalar. Yeni kablosuz ürünlerin lansmanı yapıldı. Türkiye'de ilk sanırım. Evet, DSL N66U modelimiz Türkiye'de hatta öte dünyada ilk kez Türkiye'de lansmanını yaptık burada. Oldukça özel bir modem. Aslında modem demek belki biraz kısıtlıyor. Birçok özelliği var. Evet. Aynı zamanda profesyonel bir router. Bunların üst seviye bir ürün. Kesinlikle üst seviye bir ürün. İki temel özelliği var. Yüksek performans, evet, ve yüksek işlevsellik. Yüksek işlevselliği. Zaten ürünle ilgili lansman kaydında bayağı bir detaylı görmüştük. Fiber internet ve normal ADSL, VDSL interneti, hatta 3G interneti aynı anda bağlama imkan tanıyor değil mi? Kesinlikle. Bunlardan iki tanesini aynı anda bağlama imkan tanıyor. Ve istediğiniz, dilediğiniz herhangi birini kullanabiliyorsunuz. Çok bunun yanında da profesyonel bir router. Evet. Bugün tanıtımını yaptığımız birçok özelliği var. Bunları da içeriyor. Bir de lansmanda dikkatimizi çekti. Asus özellikle firmware güncellemelerine çok güveniyor. Gelecek firmware güncellemeleriyle birlikte yeni özellikler kazandırılması söz konusu anladığım kadarıyla. Tabii kesinlikle. Buna odaklı bir takımımız var. Asus Network ürünleri firmware geliştirmesi adına. Evet. Dolayısıyla sürekli router'ınızdan veya modeminizden alabileceğiniz maksimum verimliliği ve maksimum özelliği alabilmenizi sağlıyorlar. Bu esneklik odaklı bir ürün. Bunun dışında tabii dünyanın en hızlı router yazısını görüyoruz burada. Nasıl dünyanın en hızlı router'ı? Aynı zamanda bugün AC68U modeli evet, de buradaydı. Şöyle ki mevcut AC standartını evet, destekliyor. 1300 megabit'e kadar hız transferi sağlıyor. AC çok yeni bir standart. Evet. Zaten pek çok henüz dizüstü bilgisayarlarda, tabletlerde ya da wireless bağlanan pek çok cihazda yeni yeni görüyoruz. Kesinlikle. Aslında önümüzdeki yıllarda devamı gelecek olan ve bundan sonraki standart olacak olan standart. Evet. Burada 1300 megabit'e kadar AC standartında hız sağlayabiliyor. Ve geçtiğimiz 811N standartında ise 600 megabit'e kadar sağlayabiliyor. Dolayısıyla biz aslında totalde evet, bunu AC1900 olarak nitelendiriyoruz. Yani geriye dönük olan bütün standartları destekliyor ve fakat en modern, en yeni standartı da bu ürünle birlikte sunuyorsunuz. Evet. Bu sayede dünyanın en hızlı router oluyor. Ve bunu da maksimum hızda her iki standartta da sağlıyor. Dolayısıyla şu an dünyanın da evet, ilk ve tek AC1900 destekli router'ı koymuş. Çok güzel bir başlangıç. Üzerinde farklı yönlerde olan antenler görüyoruz. Hem orada hem burada zaten. Bir de bunların amacıyla ilgili sonunda çok hoş bir şey söylemiştiniz sanırım. Daha büyük antenler takmaya gerek bırakmadan normal antenlerle de içerideki AI özelliği miydi? AI radar özelliği mevcut. AI radar özelliği şu. Cihazınızın, diğer kablosuz cihazlarınızın evet, konumunu belirliyor ve o konuma göre yayın yapıyor. Dolayısıyla daha uzak mesafelere aslında daha fokus bir, daha odaklı bir sinyal evet, iletimi sağlayabiliyor. Evet. Peki bütün bunların dışında tabii ürün özelliklerini ürün lansmanında detaylı bir şekilde dinledik. Merak edenler her zaman diğer kanalımızdaki videoda bunu izleyebilirler. Ürünler çok güzel. Tasarıma da önem verdiğini görüyoruz Asus'un. Bu tasarım çizgisi daha önceki serideki ürünlerde var mıydı acaba yoksa yeni bir çizgi mi? Bu çizgi aslında 1-2 senedir var fakat tanımayanlar için belki görmemiş evet, olabilir. Tasarım özellikle önemli. Niye derseniz bu cihazları evinizdeki birçok yere konumlandırabiliyorsunuz. Evet. Bazen belki oldukça ücra bir köşeye konuşulabiliyorsunuz. Bazen göz önünden kaldırılabiliyor ama öyle oluyor ki oturma odanızda en güzel yere evet, ve konumlandırabileceğiniz bir cihaz olması da önemli diye düşünüyoruz. Dolayısıyla tasarım konusunda da oldukça iddialıyız diyebiliriz. Evet. Asus aslında biraz oturma odasına ve aileye daha çok yöneldiğini görüyoruz burada. Evet. Aile koruması vardı gördüğümüz özellikler arasında. Bütün cep telefonu, tablet gibi cihazların bağlanabilmesi vardı. Masaüstü bilgisayarın bağlanabilmesi vardı. Yani bir ev eğlence merkezinin ya da iş merkezinin temeline oturtmak için bu ağ ürünlerini bu şekilde konumlandırıyorsunuz. Kesinlikle. Hedefimiz de bu. Ev eğlence merkezi doğru, yani doğru bir söylem bence. İstediğiniz şekilde ister evet, yerel ağdan ister evinizin dışınızda olsanız bile yerel ağınıza istediğiniz gibi erişebiliyorsunuz. Evet. Dosyalarınıza erişebiliyorsunuz ve bunu güvenli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ki bu oldukça önemli. Evet, güvenlik kısmı da işin önemli. Bizim dışımızda insanlar mesela misafirlerimiz geliyor gidiyor. Onların ayrı bir ağ tanımlamak gerekiyor. Bu özellik var sanırım. Tabii tabii kesinlikle var. Misafir ağ olarak geçiyor. Farklı ağ tanımlıyorsunuz. Evet. Belli süre atıyorum 1 saat, 2 saat girebilsin diyorsunuz. Geçici olarak da belirlemek gerekiyor. Tabii tabii bu şekilde de belirleyebiliyorsunuz.
Dolayısıyla misafirleriniz sizin kendi özelinize girmeden sizin internetinizden de faydalanabiliyor. İş, aile, misafir hepsini bu şekilde ayırt ediyoruz. Evet, kesinlikle. Peki bunların dışında bir de ekonomik ve eco-friendly, yani doğa dostu bir şeyden bahsetmişsiniz. Onun lansman alanında herhalde diğer ürünlerin kısmında görebileceğiz. Tüm ürünleri şurada görebilirsiniz. Eco serisi olanlar E-Kolada oluyor sonuçta modelin sonunda. Bunların özelliği giriş seviyesi ürünler. Fakat en önemli özelliği az güç tüketmesi. Az güç tüketmesi de şundan dolayı önemli. 7/24 bu cihazlar çalışan cihazlar. Evet. Eğer ki fazla güç tüketiyorsa inanın bana birkaç senede o cihazın parası kadar bir ekstra para vermek zorunda kalabiliyorsunuz. Zaten eco-friendly ve doğa dostu düşük güç tüketme olayını aslında Asus'un masaüstü bilgisayarlarında da, dizüstü bilgisayarlarında da, hatta tablet ve yeni gelen cep telefonlarında da bütün ürün gamında görebiliyoruz. O da güzel bir özellik. Tabii doğa kesinlikle. Ve yani doğayla çok ilgilenmiyor olsanız bile cebinizle ilgileniyorsanız özellikle birkaç sene sonunda etkisini gösterebilecek bir özellik. Son olarak şey sormak istiyorum. Asus bu konuda servis, garanti ve destek olarak bu A ürünlerinde nasıl bir yaklaşım izliyor? Asus A ürünlerinde Türkiye pazarı için 3 yıl birebir değişim garantisi sunuyor arıza halinde. Evet. Bu bizim için müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Cihazınız herhangi bir şekilde donanımsal arızaya arızası varsa veya bir şekilde oluşmuşsa kullanımdan dolayı Türkiye'de elektrikten bunun birebir değil. Evet. Ya o tarz çalışmalarımız var. Hani elektrikten, elektrik kesintisi vesaireden dolayı koruma teknolojileri zaten mevcut cihazda. Fakat zaten buna rağmen bir şekilde sıkıntı oluşursa Asus Türkiye birebir değişimini yapıyor. Mutlaka yani o ürün garanti süresinin sonuna kadar garanti bir şekilde kullanılacak. Olmazsa değiştirilecek ama bir şekilde kesinlikle halledilecek. Yani paranızın hakkını sonuna kadar alabileceğiniz ürünler aslında piyasaya sunmuş oluyor. Çok güzel. Çok teşekkür ederim Recep Bey. Yeni lansmanlarda, yeni ürünlerde görüşmek üzere. Sağ olun.